vesaire selamlıyoruz. Evet, bugün konumuz Sayın Bilal Doğan, AK Parti Karabağlar Belediye Başkanı adayı. Hoş geldiniz. Teşekkürler efendim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Bütün izleyicilerimize de iyi günler diliyorum. Bana, izleyicilerimize, İzmirli hemşerilerimize hitap etme imkanı verdiğiniz için başta size ve Yeni Gün TV'nin teknik ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Hazır Bilal Doğan'ı karşımıza bulmuşken hemen böyle birazcık şöyle genel bir Türkiye ekonomisinden bahsetsek olur mu? Özellikle son birkaç ay önce biliyorsunuz doların yükseliş, alçalışı evet. Vardı böyle. Bunu herhalde en iyi açıklayacaklardan biri de sizsiniz bu konuda. Çok söylentiler oldu malum. Ekonomi battı batıyor işte yok dolar bilmem nereye çıkacak gibilerden. Hala da kullanılıyor malum. Evet. Bu konuda şöyle kısa bir giriş yapsak da ondan sonra devam etsek. Tabii bu Türkiye'ye karşı bir operasyondu. Operasyon yapanlar belli zaten. Özellikle 15 Temmuz'da hain FETÖ darbesiyle hain FETÖ silahlı terör örgütü Türkiye'ye yönelik olarak bir darbe girişiminde bulundu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dönemin başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın çağrılarıyla bütün, başta İzmir olmak üzere bütün Türkiye'de bu darbe girişimine karşı halkımız dik durdu. Darbe girişimi püskürtüldü, bertaraf edildi. Şehitlerimiz var biliyorsunuz, şehitlerimiz ve o dönemde gazilerimizin hayatlarına pahasına da olsa demokrasimize, ülkemize sahip çıkıldı. Allah'a çok şükür bu darbe girişimi atlatıldı. Herkese ağzının payı verilmiş oldu. Ancak o günden bugüne Türkiye'yi tabii rahat bırakmadılar. Darbenin arkasında olan güçler Türkiye'yi ekonomik anlamda sıkıştırmaya başladılar. Bu döviz kurlarında yapılan operasyonlar yine hain FETÖ darbesinin bir uzantısı olarak bütün Türkiye, bütün dünya herkes biliyor. Onun öncesinde de 17-25 Aralık girişimi vardı biliyorsunuz. Oradan da sonuç alınamadı. Ondan sonra darbe girişimine bulundu. Oradan da sonuç alınamayınca ne yaptılar? Türkiye'yi ekonomik yönden sıkıştırmaya başladılar. Aslında ekonominin çok iyi gittiği, enflasyonun hızla düşmeye başladığı, onun ötesinde borsanın çok iyi gittiği, büyüme hızının neredeyse dünyada en yüksek seviyede olduğu bir ortamda bankaların ekonomik ve mali durumu çok yerinde, dış borçlarla ilgili bir problem yok, kamu borcuyla ilgili bir problem yok, sıkı maliye politikası devam ediyor. Böyle bir ortamda 17-25 Aralık, onun öncesinde de biliyorsunuz Gezi girişimi vardı. Gezi girişimiyle birlikte Türkiye'yi sıkıştırmak istediler. Gezi'de bir kalkışma hareketinde bulundular. Onun öncesinde de Türkiye enflasyonu %4'e kadar düşürmüş, büyüme yine zıplama noktasına gelmiş, işsizlik azalmış. Bu arada tabii ki yine dış güçler dediğimiz, kimdi mesela bu dış güçler, neden dış güçler buna karşı çıkmaya başladı? Dış güçler özellikle Türkiye'nin bu kadar büyümesinden rahatsız oldular, önünü kesmeye başladılar. İki tane ağacı bahane ettiler. Aslında o ağacı bahane edenler kendi ülkelerinde ya da kendi belediyelerinde ağaç, iki tane ağaç değil, ton yani oldukça fazla sayıda ağaç kestiklerinde hiçbir ses çıkmadığını gördüler. Gezi'deki ağaçlar bahane edilip bir kalkışma hareketine girmeye başladılar ama sonuç alamadılar. Gezi'yi organize edenler özellikle daha sonra isteklerini, taleplerini ilettiğinde hepimizin çok yakından bildiği gibi Türkiye'nin şu anda işte İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte faaliyetine başlayan dünyanın en büyük havalanlarından olan İstanbul Havalimanı'nın inşaatının durdurulmasını istediler. Türkiye'nin özellikle Marmara Ray gibi ondan sonra bir kıta kıtına bağlayan bütün projelerin iptal edilmesini istediler. Kanal İstanbul'un projesinin iptal edilmesini istediler. Türkiye'de ne kadar büyük proje varsa hepsinin iptal edilmesini istediler. Neden? Bunun Gezi olaylarıyla ne ilgisi var? Bunu özellikle Türkiye'nin en büyük havaalanı, dünyanın en büyük transfer havaalanı oluyor. Özellikle mesela Almanya'nın Frankfurt havaalanı devre dışı kalıyor. İstanbul'daki İstanbul Havalimanı dünyanın nüfusunun 3'te 2'sinin bulunduğu alanlara, dünyanın 3'te 2'sinin nüfusunun bulunduğu alanlara ekonomik olarak, sosyal olarak
kültürel olarak en etkili alanlara en fazla 3 saatlik bir mesafede. Oysa Frankfurt Havalimanı 6 saat, 7 saatlik bir mesafede. Ne oldu? Bütün yolcu transferleri Frankfurt'tan sonra şeye gelecek, İstanbul'a gelecek. Bundan rahatsız olanlar, buna rahatsız olan ülkeler yavaş yavaş Türkiye'nin içini karıştırmaya başladılar. Türkiye'ye böyle bir döviz girdisi olacakken, tabii. Bu müthiş bir döviz girdisi demek. Yani, neden içeriden bazıları bu olaylara şey olurlar, katkıda bulunurlar? Çünkü o ülkenin istihbarat güçleri, Türkiye'deki böyle çok rahat kullanabilecekleri, Türkiye düşmanı olan güçlerle, ülkemizin düşmanı olan güçlerle ittifak yapıp gezi olaylarını pekiştirdiler. O gezi olaylarının olduğu günlerde çok iyi hatırlayın. İşte yüzleri maskeli, hep aynı senaryolar. Türkiye'yi karıştırmaya çalıştılar. Ama başarılı olamadılar. Başarılı olamayacaklarını gördüler. Ondan sonra 17-25 Aralık. 17-25 Aralık'ta başarılı olamadılar. 15 Temmuz darbesini. Artık bunu yapamayacaklarını anlayınca da kurlar üzerinde oynamaya başladılar. Hiçbir şey yokken Türkiye'de, yani ödeme dengelerinde bir problem yok, maliye politikasında bir problem yok, dış borç ödemede bir problem yok, enflasyonla ilgili bir sorun yok, büyüme müthiş derecede iyi gidiyor. Türkiye'nin bütün verileri çok iyi, kendi iç dinamikleriyle çok iyimser bir tablo çiziliyor. Birdenbire bir gece bir bakıyorsunuz ki piyasaların kapalı olduğu dönemde, yani işte biz işleri kapattık, döviz akşam oldu, mesai bitti, eve gittik. Gece bir bakıyorsunuz ki 11'de piyasaların kapalı olduğu bir zamanda döviz kurlarında hiçbir sebep yok, hiçbir gerekçe yok, bir zıplama, tamam mı? Tabii bunu tetikliyorlar, tabii ki bunu dış güçler de tetikliyor. Dışarıdan İngiltere menşeli, Soros menşeli, tamam, özellikle Soros'un organize ettiği bir organizasyon, yurt dışı özellikle Siyonist sermayenin özellikle Türk lirasını zayıflatmak adına, Türk lirasını zayıflatmak adına döviz operasyonları yapıldığını görmeye başladık. Hepimizin bildiği gibi işte 4 lira sınırında olan döviz kurları spekülatif hareketlerle, yurt dışı kaynaklı spekülatif hareketlerle piyasada bir sıkıntı yaratılmaya çalıştı. Döviz hepimizin bildiği gibi dolar neredeyse 7 lira sınırına kadar geldi. Tabii ki ülkemiz sonuçta bir global ekonomi içerisinde serbest piyasada sabit kuru uygulaması olmayan bir ülke. Olanlardan bitenlerden spekülatif amaçlı hareketlerden etkilenmemesi mümkün değil. Sokaktaki vatandaş bunun temel gerekçesini bilemeyebilir. İki veri vardır elinde. Ya euro yükseldi, dolar yükseldi, eyvah ekonomi çok kötüye gidiyor, her şey çok kötüye gidiyor, paniğe kapılıyor. Ondan sonra bir algı yaratılıyor. Zaten onu yapmak istedikleri de konu bu. Bunun geçici olduğunu, bu spekülatif hareketlerin geçici olduğunu, ülkemize ve ülkemiz ekonomisine, hükümete karşı, memleketimize karşı, sokaktaki insanımıza karşı bir saldırı olduğunu vatandaşımız anladı. Elindekinin dövizleri bozdurmaya başladı. Ülkesine ve ekonomisine sahip çıkmaya başladı. İşte hepimizin bildiği gibi euro bugün 6 lira sınırında, dolar da 5 lira, 5 liranın az üzerinde hareket ediyor. Gittikçe de aşağı gidecek. Çünkü Türkiye'nin ekonomisinin sağlam temeller üzerinde olduğunu biliyoruz. Yapısal bütün reformların zamanında yapıldığını biliyoruz. Kamu borcunun çok az olduğunu biliyoruz. Gayri safi milli hasılamıza göre dış borçlarımızın şu anda birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi bir noktada olduğunu biliyoruz. Bütçemiz her dönem fazla veriyor. Paniğe kapılacak, sıkıntıya düşecek hiçbir şey yok. Özellikle de enflasyon işte 24 sınırlarından yavaş yavaş %21'ler seviyesine buradan da itibaren düşmeye başladı. Bununla birlikte bugün gazetelerde vardı, mutlaka siz de görmüşsünüzdür. Artık bankalarda bu yüksek faizden dolayı, ulaşan yüksek faizden dolayı krediler faizlerini düşürmeye başladılar. Yavaş yavaş piyasa rayına girmeye başladı diyebilirim. Altınla ilgili bir gelişme oldu. Altının yastık altından çıkarılmasıyla ilgili, evet. Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı. Bunun piyasaya çok katkısı olacak mı? Ya, mutlaka olur. Özellikle hepimizin bildiği gibi dünyada en çok neredeyse altına rağbet eden ülkelerin başından geliyoruz. Geleneksel bir yatırım aracı. Bu geleneksel yatırım aracına sahibi olan altınların
özellikle yastık altında kalmayıp ekonomiye kazandırılması, işlenmesi amacıyla sertifikalı, yani altın olarak veriyorsunuz, altın olarak tekrar şey yapıyorsunuz, alıyorsunuz ve yıllık bazda da faizini alıyorsunuz. Altına dayalı sertifikalar, dolara, dövize dayalı sertifikalar çıkarmaya başladı. Yani altın sertifikalarıyla birlikte eğer altın, atıyorum 100 gram altın verdiniz, daha sonra altın almak istiyorsanız fiziki altın olarak 100 gram alıyorsunuz, onunla birlikte onun faizini de birlikte alıyorsunuz. Bu açıdan baktığımızda altının yastık altında kalıp işlevsiz ya da atıl bir vaziyette kalmaktansa ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak ekonomistlerin geliştirdiği bir proje. Bu açıdan baktığımızda olumlu yansımasını zaman içerisinde göreceğiz. Evet, yavaş yavaş şöyle İzmir'e doğru gelelim. Evet. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Evet. Tabii başkan adayı açıklanmaz. Her zaman olduğu gibi çeşitli söylentiler yayılmaya başladı. Yok işte İzmir'de değil, yok bakanlık döneminde işte başarılı değildi. İşte İzmir'i anlamaz. İzmir hakkında söyledikleri hakkında bazı şeyler böyle çeşitli dedikodular yapıldı. Erken açıklanması bir dezavantaj mı oldu? Bir avantaj mı oldu? Bir bakanın, eski bir bakan, özellikle ekonomi bakanının ve Denizli'de valilik yapmış, valilik diyor, belediye başkanlığı yapmış bir kişinin, başarılı belediye başkanıydı, İzmir'e atanması AK Parti'nin İzmir'e verdiği önemin göstergesi mi, yoksa daha farklı bir şeyler mi? Öncelikle Sayın Zeyir Bekçi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıklanması bana göre İzmir için bir şans. Zeybekçi İzmir için bir şans diyorum, yani altını çizerek ifade ediyorum. Bunun sebebine geldiğimizde Sayın Zeybekçi Denizli'de çok başarılı bir belediyecilik yaptı. Aynı zamanda Zeybekçi bakanımız, başkanımız, inşallah başkanımız olacak. Bir Ege çocuğu, soy isminden de anlaşıldığı gibi Zeybekçi, yani Zeybekçi, Zeybek Ege'ye mahsus biliyorsunuz. Zeybekçi İşi ve iş yerleri İzmir'de olan bir bakanımız. Yani bu iddiayı ortadan Cumhuriyet Halk Partisi'li arkadaşlarıma soruyorum. Hangi belediye başkanının İzmir merkez dahil 7 yerinde iş yeri var? Yani soruyorum ben o arkadaşlara İzmir'in. Hangi bu belediye başkan adayı olarak ortaya çıkan ya da biraz evvel Sayın Bakanımıza bu eleştirileri yönelten arkadaşları 7 yerde 600'e yakın çalışanı var. Soruyorum. Sayın Bakanımızın evi İzmir'de. İşi İzmir'de, iş yerleri İzmir'de, çalışanları İzmir'de. Sayın Bakanımız İzmir'le hiçbir zaman diyaloğu kopmadı. İzmir'i Ekonomi Bakanlığı döneminde çok yakından takip etti. Çok yakından İzmir ekonomisiyle, özellikle Bakanlığı ile ilgili alanda özellikle ihracatın düzenlenmesi, ihracatın artırılması, ekonomi politikalarının düzenlenmesi yönünde Ege'ye, İzmir'e çok önemli katkısı oldu. Bütün Türkiye olduğu gibi İzmir'de çok büyük katkısı oldu. Tabii arkadaşlarım bundan haberi yok. Ne olduğundan ne bittiğinden haberi yok. Doğru, Sayın Bakanımız Denizli'nin Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı ama Sayın Bakanımızdan önce bir Denizli Büyükşehir'i ya da Denizli Sayın Bakanımız döneminde Büyükşehir Belediyesi oldu. Denizli'yi mutlaka görmüşlerdir. Bir de eğer görmemişlerse şimdi bir gidip görmelerini istiyorum yani. Denizli yönünü İzmir'e çevirmiş, İzmir'le yarışan ve çok ciddi bir dönüşüm sağlamış. Geçtiğimiz cumartesi günü ben yine Denizli'deydim. Denizli'yi de gezme imkanım oldu. Sayın Bakanımızın oğlunun nikahına gitmiştik. Ya Denizli'yi gezme imkanım buldum. Gerçekten Denizli adına gurur duydum yani. Müthiş bir dönüşüm yapmış yani. Alt geçitler, üst geçitler, köprüler, meydanlar, yeşil alanlar, parklar, yeni imar alanları. Yani çok modern bir Avrupa kenti olmuş yani. Bundan gurur duyduk yani. Ama biz yani Ege'nin kenarında köşesinde kalmış bir kentti Denizli. Şu anda şu anda neredeyse İzmir'le yarışan bir kent olmuş. Bu kimin sayesinde oldu? Denizlilerin ve Nihat Zeybekçi başkanımızın sayesinde oldu yani. Ay, bütün projelerin bütün, yani hem şehircilik anlamında hem de sanayi anlamında ya çok müthiş yani oluyor. Ticareti gelişmiş Denizli'nin eskiye oranla, sanayi tesisleri gelişmiş, fabrikaları gelişmiş, turizmi gelişmiş. Şehircilik anlamında kent çok büyük bir estetik kazanmış. Trafik anlamında alt geçitler, üst geçitler, ya işte köprünün, merak ettim böyle bir, iki kere geçtim oradan, üçgen köprüler.
Delikli Çınar Meydanı, yani böyle bütün eski yapılar, Denizli'nin geleneksel yapıların hepsi şeye kazandırılmış, yani ekonomiye kazandırılmış, işlevsel bir hale getirilmiş. Ekonomiye kazandırılmış, kaderine terk edilmemiş o eski yapılar ve aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmış. Denizlili kent yaşamından, Denizli'de yaşamaktan memnun, çok mutlu. Denizli'ye baktığımızda, Denizli'den önce, Sayın Bakanımızdan önce Denizli Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği tarafından idare edilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok oy oranı itibariyle çok yüksek kentlerinden bir tanesiydi ama Sayın Bakanımız belediye başkanı olduktan sonra projeleriyle, özellikle projeleriyle kendini Denizli'ye anlatmış ve şu anda Denizli'yi bana göre Ege bölgesinin belki de Türkiye'nin örnek şehirlerinden bir tanesi yapmış. Sayın Bakanımız bu başarısını, bu birikimini, bu deneyimini İzmir'de kullanmak istiyor. İzmir işte Sayın 15 yıldır Sayın Kocaoğlu bu kenti yönetiyor. Cumhuriyet Halk Partisi belediye. Onun öncesinde de var biliyorsunuz, bir 5 yıllık var. 20 yıldır bu kent Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. 20 yılda Allah'ını seversen bu kente 20 yıl önce gelenler hangi sokaktan geçiyorsa aynı sokaktan geçiyor. 20 yıl önce hangi caddeden geçiyorsa o caddeden geçiyor. Bir değişim yok, bir dönüşüm sadece yok. Sadece biraz daha yıpranmıştır. Evet, bir değişim, bir dönüşüm yok yani. Ekonomi, yani İzmir'in yerel yönetimler anlamında gerçekten sınıfta kaldığını söyleyebiliriz yani. Büyükşehir Belediyesi günü kurtarmış. Neden günü kurtarmış? Ya nasıl olsa ben bir iş yapsam da yapmasam da İzmirliler bana bu oyu verecek diye düşünüyor. Tamam. Hakikaten de öyle olmuş yani. Tamam. Kimi korsa koysun, belediye başkanı kim olmuş kim olmamış. Yani ideolojik bir bakış açısı nedeniyle İzmir 20 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin başarısız bir belediyeciliği yönetilmiş. Ama hepimiz buradayız işte, biliyoruz. Bu kentte yaşıyoruz. Çocuklarımız bu kentte doğdu. 10 dakika bir yağmur yağdığında bu kente sokaklar, nehir, caddeler göl olmuyor mu? Evleri su basmıyor mu? İş yerlerini su basmıyor mu? Neden bu kentte altyapı yok? 20 yıl önce hangi altyapı yapılmışsa 20 yıldır o günden bugüne bu kente bir altyapı kazandırmamış. Bundan fazla değil. Yani şu anda bulunduğumuz Yeni Gün'den 2 kilometre ötede Gültepe'de bundan 2 sene önce 10 dakika yağan yağmurdan dolayı sokaklar nehir gibi olup genç kardeşimiz hayatını kaybetmedi mi? Neden? Gültepe buradan 2 kilometre mesafede. Altyapı yok. Bu altyapıyı kim yapacak? Ben mi yapacağım? Bunu belediye yapacak. Belediye görmüş bu. Devlet bu görevi şeye vermiş, kanunlarla belediyeye vermiş. Ama ne zamanki can kaybı oldu, ondan sonra ya işte altyapıyı yapıyorduk, yaptık, eksik kaldı, bilmem neler oldu demeye başladı. Bu kenti yapacaksınız. Bu kentin daha 20 yıldır bu kentin işte imar planları yeni yeni hayata girmeye başladı. 1/5 binlikler, 1/25 binlikler, 1/100 binlikler. Oysa bu çoktan olması gerekiyordu. Bunların hiçbirinin yapılmadığını görüyoruz. Bu kentin imar planı yok. Bu kentin özellikle ulaşım master planı yok. Daha yeni yeni ulaşım master planı yapılmaya başladı. Bu kentin trafiğini, hayatını kurtaracak olan özellikle Körfez ulaşım projesi de ulaşım master planında Sayın Kocaoğlu'nun bu kente bir şey, AK Parti iktidarı döneminde bir şey kazandırılmasın diye engelleyip dava açmaya çalıştı. Daha sonra kendisinin dava açması, belediyenin davranışı kamuoyunda tepki görmeye başladı diye belediye çalışanlarından 82 kişinin adına dava açılıyor. Neden? Dava açılıyor. Ulaşım master planı da tam yazmıyor ama bu projenin hayata geçmesini de engellemek için davalarla bilmem nelerle geçiriyor günü, bu kentin geleceğiyle oynuyorlar. Oysa sayın... Burası biraz karışık oldu. Belediyeden dava açılıyor, öyle mi? Kendi... Belediyenin bürokratlarının yakını Körfez geçiş projesine dava açıyorlar. Yani bir sorduk, şimdi AK Parti Grup Başkan Vekili olduğum dönemde ulaşım master planı yapılıyor. Ulaşım master planı geldi, mecliste konuşuluyor. Ulaşım master planında baktık ki şey yok, Körfez geçiş projesi yok. Ya nasıl yok? Sayın Binali Yıldırım Başkanımızın 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan olduğu dönemde bu kente kazandırmak istediği en büyük eserlerden bir tanesi olan nedir? Bu en büyük eserlerden bir tanesi, kıyıdan kıyıya 32 kilometre bir yol kısaltması yapıyor. Çevre yolundan aynı noktaya 52 kilometre bir kısaltma yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? 52 kilometre, 32 kilometre. Ne yapıyor? Bu kente daha az karbon salınımını sağlıyor. Daha az trafiği azaltıyor.
hava kirliliğini engelliyor. Daha az yakıttan dolayı ekonomik anlamda çok ciddi bir kazanım sağlanıyor. Ve de bir estetik getiriyor Körfez'e. Vay efendim ne oluyor burada, kuşların üreme alanlarına çok yakın. Burası kuşların ürkütür, kuşları korkutur, kuşlar üreyemez. Ben sonra bir araştırdık ki kuşların üreme alanlarına en yakın mesafesi, yani en kısa 3 kilometre, 12 kilometreden başlıyor. Kuşlarla da bir ilgisi yok. Ya bir bahane. Bunu açanlar takozcu odalar dediğimiz takozcu odalar. Tamam mı? Odalar, bu odaların başkanları da yakın bir zamana kadar Ahmet Bey İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ya da belediyeye bağlı şirketlerde çalışanlardan oluştuğunu görüyoruz. Sonra kamuoyu bir tepki gösterdi ya. Ne olacak burada? Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nden yani işte Balçova, İnciraltı'na bir kısaltma yapılıyor. Bir kısmı yerin üstünde, bir kısmı yerin altında. Ya bu kente bir kazanım. Sonra Sayın Kocaoğlu'na mecliste soruyoruz. Diyoruz ki siz bu Körfez projesine neden karşı çıkıyorsunuz, Körfez geçiş projesine? Efendim ben Körfez geçiş projesine Aziz Kocaoğlu olarak karşı değilim. Ancak Ulaşım Master Planı'nı hazırlayanlar, belediye adına hazırlayanlar yazmamışlar. Sanki bu Körfez geçiş projesini Tapu Kadastro Müdürlüğü hazırlatıyor. Tamam mı? Bunu hazırlatan Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi. Siz de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Çağırıp sorarsınız bunu yaptırdığınız insanlara. Ya arkadaşlar, ben Aziz Kocaoğlu olarak bu projeye karşı değilim ama bu proje böyle bu kentin trafiğine, bu kentin ekonomisine, bu kentin hava kirliliğine şöyle katkıda bulunuyor. Niye yazmıyorsunuz diye bir sor yani. Belediye başkanı o. Ben olsam ben çağırıp soracağım yani. Sormuyor. İzninizle tamam, cümlemi tamamlamak istiyorum. Buna vereceği cevap yok. Bunun derdi ne? AK Parti iktidarın önünde İzmir'e bu projeyi kazandırma istemiyor. Yani diyecek ki AK Parti İzmir'e bir şey kazandırmadı. Aynı projeyi hemen yakınımızda bir kilometre ileride Konak Tüneli var. Konak Tüneli yapılırken çıkarılan gürültüyü, çıkarılan sesi, engelleri, açılan davaları belediyeler tarafından. Siz biliyor musunuz? Hatta gezi olayları o zaman yeni bitmişti. Arkasından gezi olayları, benzeri olaylar çıkartmak için İstanbul'dan marjinal gruplar dediğimiz aşırı sol gruplar çağrılıp tünelin önünde gösteri yapılmaya çalışıldı. Neden? Engele çarpmak üstünde. Yok efendim, konak tünelin üzerindeki konutlar zarar görüyor diyor. Konutlar zarar görmedi. Oralar kamulaştırmaları yapıldı. Oradaki kiracılar bile başka yere götürüp kiraları ödendi yani. Kimseye bir zarar olmadı. Kötü mü oluyor bugün Mithat Paşa'dan, Güzelyalı'dan, o Urla'dan, Çeşme'den gelenler eğer Buca yönüne gitmek istiyorlarsa, Karşıyaka yönüne, Bornova yönüne gitmek istiyorsa tünelden geçip gidiyorlar. Bu kentin trafiğine ciddi bir önlemde katkısı oldu. Ama nasıl oldu? Gelin siz sorun yani onu bize. Her aşamada itirazlar, her aşamada bu kente yani bir şeyler yapılmasın diye özellikle Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği engel oluyor. Bir şey yapmıyor. İktidar da bir şey yapmak istediği zaman da engel oluyor Ahmet Beyciğim. Bazı şeyleri anlamakta zorluk çekiyorum herhalde. Bilemiyorum da böyle tekrar soruyorum. Kafama takıldı. Ulaşım Master Planı hazırlanıyor. Burada diyorsunuz ki Sayın Binali Yıldırım'ın Körfez geçiş projesi vardı. Sayın Başkan'a sorduk ve haberim yok. Hayır. Hazırlayan arkadaşlar... Hayır, şey diyor, ben Aziz Koca olarak karşı değilim, bu projeyi istiyorum. Ama Sayın Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlattığı Ulaşım Master Planı'nda Körfez geçiş projesi neden yok? İşte arkadaşlar öyle hazırlamışlar diyor. Arkadaşlar diyor. Evet. Yani samimi olmadığını gösteriyor yani. Samimi olmadığını gösteriyor. O zaman belediyeye sahip değil ya da bu kentin sorunlarına vakıf değil. O anlam çıkıyor yani. Ya da müdahil olmak istemiyor iktidarın. Merkezi hükümetin bu kente kazandırmak istediği projelere gayri resmi yönden engel olmak istiyor. Engel olmak istiyor çünkü de belediyede çalışanların 82 tanesini yakınıyla dava açtırıyor. Evet, çok ilginç. Yavaş yavaş karabağlara doğru gidelim. Evet, ya büyük şehirden evet karabağlara gelelim. Ama son bir şey daha sorayım. Buyurun. Tramvayla ilgili düşüncelerinizi bir sorayım. Ya tramvay aslında AK Parti... Ondan sonra karabağlara gidelim. Tabii. Tramvay projesi yani bu kentin ulaşımına yapılan her türlü katkıyı övgüyle karşılıyoruz. Yani bu kentin, yani sonuçta bu kentte yaşayan bir birey olarak kentin ulaşımının sağlanmasının, kente ulaşıma yapılan katkıyı övgüyle, takdirle karşılıyoruz. Ama bu proje AK Parti projesi. 2014 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ın projesi.
Tramvay projesi. Ancak tramvay projesinin Konak Pier'e kadar olan bölümü çok güzel. Tamam, Konak Pier'e kadar olan bölümü çok güzel. Nerede? Üç kuyulardan mı? Evet, üç kuyulardan gelip Konak Pier'e kadar olan bölümü çok güzel. Yani güzel bir proje, desteklenmesi gerekir proje. Aksaklıklar oldu mu? Oldu tabii ki. Nedir onlar? İşte yer teslimi yapıldı firmaya, yer tesliminden 1,5 yıl sonra başlandı. Yer tesliminden sonra 3 kere Konak'la ilgili olan bölüm biliyorsunuz. Konak tüneli, affedersiniz. Konak tramvayı diye adlandırdığımız bir Kaşyaka tramvayı var, bir Konak tramvayı var biliyorsunuz. İkisinin toplamı 14.9 kilometrelik bir alan. Konak tramvayı hazırlandığı zaman masa başında hazırlanmış. Tamam. Yani bu projeyi hazırlayanlar İzmirli bir şirket değildi. İzmir'in şirket olmadığı için masa başında hazırlanmış. Tamam. Yani işte geçsin, Üçkuyulardan Hava Eğitim Komutanlığı'nın önünden geçsin. Ondan sonra Göztepe Köprüsü'nün oradan geçsin. Konağa kadar geçsin. Konak'ta Konak Pier'in önüne geçsin diye. Daha sonra da şeye girsin, Gazi Bulvarı'na girsin. Gazi Bulvarı'ndan Şair-i Eşref'e girsin. Alsancak Camii'nin önünden geçsin. Alsancak Camii'nin önünden Tekel Fabrikası'na. Tekel Fabrikası'nın önünden Şehitler Caddesi'ne falan diye kendi kendilerine böyle masa başında çizmişler. Bu aşamaya gelinceye kadar tam Konak tramvayı tam 3 kere proje değişikliği yaşamış. Tam 3 kere. Dikkatinizi çekerim. Daha sonra da Kaşyaka güzergahı 4 kere proje değişikliği yaşadı. Tamam. Bu proje masa başında hazırlamış. Oysa bu projeyi hazırlayan insanların adım adım tramvayın geçeceği yerleri adım adım gidip buralardan geçmesi gerekir. İşte burada yoğun bir insan trafiği var, burada yoğun bir nüfus var, burada durak olması gerekir, şuralarda durması gerekir, burada yolu daraltır, şurada yolu genişletir diye bir çalışma yapması gerekir. Bu çalışmaların yapılmadığını gördüğümüz için Konak'ta 3 kere proje değişikliği oldu, zaman kaybı oldu, proje maliyeti arttı. Ondan sonra tabii bunlar İzmirli hemşehrilerimizin cebinden çıkan paralar. Karşıyaka'ya geldiğimizde ise önce proje Alay Bey Tersanesi'nin yakınına duvarın dibine kadar geldi. Ama daha sonra kaldırıldı, yok Karşıyaka iskelesine kadar dendi. Daha sonra gelen tepkiler üzerine tekrar Alay Bey'e kadar uzatıldı. Tamam mı? Ya tamam, siz Karşıyaka tramvayını yapıyorsunuz, bunu neden İzban hattıyla birleştirmiyorsunuz? Bu projeyi geliştirin. İzban hattıyla, yani şeye giden, Ali Ağa'ya giden, Menemen'e giden, Koyundere'ye giden, Çiğli'ye giden İzban hattıyla birleştirin. Yani Karşıyaka'daki adam gerektiğinde bu İzban hattından da yararlansın ki, tamam mı? Yani o tramvayın bir faydası olsun. Sadece şu anda işte Ataşehir'le şu an Alaybey arasına giden gelen, hani fuarda bir dönemde hatırlarsınız oyuncak trenler vardı. Oyuncak trenler gibi gidip gelmeye başladı. Ne zaman ki ısrar ettik, bağırdık, çağırdık. Yok işte Çiğli Devlet Hastanesi'ne, Çiğli'ye kadar uzatılmaya başlandı. Ama biz istiyoruz ki bunlar İzban'la bağlantı olsun. İzban'la bağlantı olduğu zaman ne olacak? Entegre ulaşım sağlanmış olacak. Gerçekten raylı sistemden vatandaşımız yararlanmaya başlayacak. Özellikle Alaybey'in de, Alaybey'den de teknik şeyler araştırılarak İzban'la birleştirilmesini istiyoruz. Tamam mı? Bu şekilde bir faydası olur. Aksi takdirde bir faydası olmaz yani. Sadece işte orada da yani otobüsler Karşıyaka Mavişehir arasında çalışan otobüsler kaldırıldı. Ondan sonra dolmuşlar kaldırıldı. Mecburen insanların gideceği araç olmadığı için tramvaya biniyor. Bu tramvaya ne dedik? Konak bir yere kadar olan bölümü doğru, ondan sonraki bölüm doğru değil. Oradan sonra kent içi şey yaşıyor. Trafik sıkışıklığı yaşıyor. İşte eski itfaiyenin bulunduğu caddeye baktığımızda oradan sonra yol iki şerit, daha sonra tek şeride düşmeye başlıyor. Neden? Oradaki esnaf indi bindi, ya insanlar indi bindi, trenler, tramvaya binenlerin araçları ya da esnafın araçları, yola park edenler baktığında yol tek şeride düşüyor. Yol tek şeride nereye kadar düşüyor? Ta Alsancak Tekel, eski Tekel Sigara Fabrikası'nın oraya kadar geçiyor. Alsancak Camii'nin önüne geldiğimizde bir daralma yaşıyor. Kendiliğinden tek şeride düşüyor. Oradan sonra şeye doğru gidiyor biliyorsunuz, Atatürk Kapalı Spor Salonu'na gidiyor. Orada o aradaki cadde
Meli Özakat İlkokulu'nun önünde tek şeride düşmeye başladı. Yol atıl bir vaziyete gelmeye başladı. Oradan sonra tekel fabrikasının önüne gelinceye kadar, o Devlet Demiryolları 3. Bölge Müdürü'nün oraya gelinceye kadar yol yine tek şeride düşmeye başladı. Orada sabah ve akşam saatlerinde eskiden bir sıkışıklık oluyordu. Şimdi günün her saatinde bir kaos olmaya başladı. Kaldı ki Alsancak Garı'nın önünde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi vardı. Neydi bu proje? Ben buradan alt geçitler yapacağım. İşte bir ucu Toprak Mahsulleri Ofisi'ne gidecek bir alt geçit olacak. Bir ucu da Gümrükler Baş Müdürü'nün önüne gidecek. Bir sonunda 2 yıldır, 3 yıldır bir şey hareket olmadı. Biz Sayın Kocaoğlu'na bunu sorduğumuzda ya yaptık ya görmediniz gibi böyle esprili bir cevap vermeye başladı. Daha sonra da biliyorsunuz tramvay hattı geçtikten sonra bir daha da yapılamayacak bir hale geldi. İzmir'in trafiği daha berbat bir hale gelmeye başladı. Tramvayın geçiş güzergahına itirazımız var. Bunu da dile getirdik, kamuoyuyla da paylaştık. Tamam mı? Doğrusu heba edilmiş bir kaynak oldu. Yazık oldu o kaynaklara. Daha rantabl bir şekilde, daha verimli bir şekilde, daha iyi güzergahlar tespit edilip yapılması gerekiyordu. Mesela Alsancak'tan kıyı bandından geçirilebilirdi bu proje. Yani tabii eleştiriyoruz ama önerimizi de sunuyoruz. Tabii. Yani bu istasyonlardan aktarmalarla içerilere doğru gidilebilirdi yani. Hem trafik düzenlenmiş olurdu, yollar kapanmamış olurdu, amacına uygun hareket etmiş olurdu ama birilerinin şeyi bozulmasın diye, görüntüleri bozulmasın diye, tamam mı, burjuvazinin görüntüsü bozulmasın diye şey yapıldı yani, karşı çıkıldı. Güzel bir şey söylüyor. Demek ki Büyükşehir Meclisi'nin arasında esprili saatler de oluyor. Oluyor. Evet, esprili saatler oluyor. Tabii ki biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti Meclis Grubu olarak Sayın Binali Yıldırım Bakanımız, Başkanımız seçime girdi. Biliyorsunuz seçim sonrasında meclis üyelerini toparladı. Şöyle söyledi: arkadaşlar, bu bir demokrasidir. Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştır. Bizler de bu kentin, sizler de bu kentin meclis üyesi olarak bu kentin lehine, yararına olan her şeyi destekleyeceksiniz. Ama yanlış ya da eksik bulduğunuz her şeyi de gerekçeleriyle birlikte, nezaket kuralları içerisinde, saygı kuralları içerisinde karşı duruşacaksınız ama karşı projenizi de, gerekçelerini de açıklayacaksınız dedi. Biz de bu Sayın Meclis Başkanımızın bu talimatları doğrultusunda büyük bir saygı çerçevesi içerisinde kentin bir muhalefetin nasıl olması gerektiği hususunda örnek tavır sergileyerek bugüne kadar getirdik. Evet, 3 yola gidelim. Evet. Şöyle doğru, şu kuyulara doğru mu devam edelim yoksa böyle şey, Karabağ'a, Gaziantep'e istikametine mi gidelim? Ya Karabağlar'a gidelim. Karabağlar'da gerçekten biliyorsunuz 2009 yılında Konak Belediyesi'nden ayrıldı. İki dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliği tarafından idare ediliyor. Karabağlar işte bir ucunda sınırlarına baktığımızda Balçova var, Gazi Emir var, Konak'la çevrili, hatta Buca'yla da sınır. Kentin merkezinde nüfusu 500 bine yakın bir ilçemiz, kentin merkezinde İzmir'in en büyük ilçelerinden bir tanesi, Türkiye'nin de sahil ilçelerinden bir tanesi. Ancak kente bu kadar yakın olup, kentin merkezine bu kadar yakın olup ya bu kadar ihmal edilmiş bir daha bir ilçe yok yani İzmir'de. Tamam. Bu ilçeye baktığımızda kent sosyal anlamda gerçekten belediyecilik anlamında bir şey kazandırılmamış yani. Kent ekonomik anlamda, belediyecilik anlamında, yerel yönetimler anlamında Karabağlar tam Karabahtı bir belediye olmuş belediyecilik anlamında. Oysa AK Parti iktidarı döneminde AK Partili belediyelere baktığımızda özellikle hemen yanı başımızdaki bir Torbalı'ya bakın, bir Kemalpaşa'ya bakın, bir Kiraz'a bakın, bir Ödemiş'e bakın, bir Kınağa bakın. AK Partili belediyeler tarafından idare edilen İzmir'deki Menderes'e bakın. Bunlar Türkiye'nin, İzmir'in örnek belediyeleri olmuşlardır. Yani o kente AK Parti belediyeciliğinden öncesine bir de sonrasına bakın, şu anda bakın. Türkiye'ye başarı hikayesi yazmış bu belediyeler. Bir dönemde müthiş bir değişim yaşadı bu ilçelerimiz. Neden? Ki Karabağların belediyesinin bütçesi hepsinden fazla. 4'e 5'e katlıyor. Ama Karabağlar Belediyesi'ne baktığımızda geliri gideri karşılamayan, hatta 2018 bütçesi 25 milyon lira açık veren, bu açığı da bankalardan kapatmak için
para arayan bir belediye haline gelmiş. Toplam neresine baktığımızda İzmir Karabağlar Belediyesi'nin bütçesinin hiç hizmet yapacak bir noktada bir bütçe olmamış. Sürekli işte cari harcamalar, personel harcamaları. Bir yaptığı bir iş var Karabağlar Belediyesi'nin 2009 yılından bu yana. Çöp toplama. Çöp toplayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir şube müdürlüğü gibi çöp toplayan bir birim haline gelmiş. Bu çöp toplamak için de 2018 bütçesinden şu an itibariyle 48 milyon lira para harcanmış ve bu çöp toplamayı da başarılı bir şekilde yapamamış. Karabağlı vatandaşlarımız tarafından sürekli çöp toplama işi bile tepkiyle karşılanmış. Sanki sanırsın ki sokaklarına bal dök, yala bir hale gelmiş yani. Bırakın onu, tamam mı? Yani belediyecilik temel görevi olan çöp toplamayı bile başaramamış. Yaptığı bir tek iş o. Ama belediyeciliğe baktığımızda bu kente bir tane sinema yok. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir tanesinde bir tane sinema yok. Bir tane tiyatro salonu yok. Bir tane yüzme havuzu yok. Bunları yapabilmek için çok büyük paralara ihtiyaç yok yani. Bunlar yani belediyenin çok günlük rutin işleri arasında olması gerekir. Bir tane gençlik merkezi yok. Sosyal ve kültürel anlamda Karabağlar'daki genç kardeşlerimizin spor yapabilmeleri için gerekli olan bir yeşil sahalardan vazgeçtik. Yani semt sahası bile yok. Basket sahaları yok, tenis kortları yok. Bunu İzmir'in göbeğinde olup da bunlardan mahrum olmak olur mu? İki dönemdir siz burada belediye başkanısınız. Bu sosyal bir belediyecilik yapamıyorsunuz. Ama ismine geldiğinde mangalda kül bırakmıyor. Ha işte biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sosyal belediyeciliği. Bunların hiçbirisi yapamamış. Ama biraz evvel örneğini saydım. AK Parti belediyelerinin bunların hepsi yapılmış yani. Hatta daha da ileriye gidilmiş. Kadın aktivite merkezleri yapılmış. Nedir kadın aktivite merkezlerinde özellikle kadınlarımıza yönelik el becerilerini geliştirmek, meslek kurslarını geliştirmek, aileye katkı olmak üzere kurslar düzenlenmiş. Daha sonra çocuğunu bırakabileceği bir alan yapılmış. Ondan sonra günlerini yapabileceği ve bu arada çocuğunun ders çalışabileceği alanlar yapılmış. O aktivite merkezlerin içerisinde sinema, çok emeşli kültür salonları, yani spor yapabileceği yüzme havuzları, spor yapabilecekleri alanlar, bunların hepsi yapılmış. İşte gelin çok yakında bir Kemalpaşa'da bir baksınlar yani. Çok yakın olduğu için Kemalpaşa örneğini veriyorum, Torbalı örneğini veriyorum. Ya işte Karabağlar'da bir tane bir düğün salonu daha aktif bir hale getirilememiş. Bunlar yapılabilir. Bunlar için çok paraya gerek yok yani. Tamam, borçlu bir belediye. Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesinin olduğunu biliyoruz ama bunlar için yapmaya gerek, kaynakları rantabl kullandığınızda bunları yapabilirsiniz yani. Sosyal belediyecilik anlamında Karabağlar'a bir şey kazandırılamamış bugüne kadar. Ama Allah nasip eder, bize bu görevi verilirse bizim projelerimiz hazır. Ben AK Parti Grup Başkan Vekilliğini milletvekili adaylığı için istifa etme bıraktığımda daha sonra da ilde oluşturulan AK Parti belediyeciliği ile ilgili olarak ilde bir belediyeler proje grubu oluşturur. Ben de bu proje grubundayım. Hem Büyükşehir Belediyesi ile ilgili oluşturulan projelerde hem daha Karabağlar Belediyesi ile oluşturulan projelerde de aktif bir şekilde görev aldım. Görev aldığımızda bu projelerimiz hazır. Kim aday olursa, bize bu görev, bana bu görev verirse bu projeleri kısa, uzun ve orta vadede hayata geçirecek projeler var. Bunları inşallah biz geçiririz. Ben aday olmazsam da kim aday olacaksa arkadaşımıza eline tutuşturacağız. Buyur kardeşim. Bu projeler hayata geçirilecekti. Hazır kendi projesi de varsa tabii bu projelere de ilave edecek. Bu ilave projesiyle birlikte Karabağlar'a inşallah 10 yılda yapılmayan belediyeciliği 10 ay içerisinde, en geç 10 ay içerisinde bunu hayata geçireceğiz. Nedir? Ya işte Karabağlar'da belediyeciliğin eliyle dezavantajlı bölgelerde kreşlerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Okul öncesi eğitim alanlarının hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunlar çok şeyler yani gün hızlı yani Karabağlar bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşamını çok kısa sürede olumlu etkileyecek şeyler. İşte evet, daha bunlar kısa vadede olması gerekiyor. Orta vadede yani Karabağlar'da maalesef 10 yıllık bir süre içerisinde yeni bulvarlar açılmadı. Yeni caddeler açılmadı. Müthiş derecede bir trafik var biliyorsunuz. Bunu düzenlemek gerekiyor. Bunun için yeni imar planları yapmak gerekiyor. Trafiği düzenleyecek yeni caddeler yapacaksınız. Karabağlar'ın bir tane meydan projesi hayata geçirilemedi. Bir meydanı yok. 10 yıllık bir süre içerisinde Karabağlar'a hak ettiği bir yerde bir meydan projesi hayata geçirilemez mi? Geçirilebilir. Yapamadı. İşte yok. O günden bugüne çeşitli vesilelerle ertelendi. Karabağları özellikle Yeşillik Caddesi'ne bağlayan, mobilya sektörümüzün boğazına bağlayan bölgelerde alt geçitler, üst geçitler yapılmadı. Düşün Karabağlar Belediyesi de Cumhuriyet Halk Partili belediye.
Büyükşehir'de belediye birlikte gelip bir projeler geliştirilebilir. Yani biz projemizde 3 yerde Karabağlar Yeşillik Caddesi'ne bağlayacak özellikle 3 nokta tespit ettik. Bu 3 noktada alt geçit, üst geçit, yonca dediğimiz düzenlemeler yapacağız. Hem Yeşillik Caddesi'nin havaalanına, yani konaktan gelip Gazi Emir'e havaalanına giden trafiği aksatmamış olacaksınız. Trafik akmış gitmiş olacak. Hem de Karabağların içinden gelen trafiği aksatmış olacaksınız. Geniş yollar yapacaksınız, geniş bulvarlar yapacaksınız. Bunlar orta vadede yapılacak şeyler. Uzun vadede de Karabağların en büyük problemlerinden bir tanesi de planlama. Bu planlamayı hayata geçireceksiniz. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanı Karabağlar'da. Karabağlar yaklaşık 10 yıllık bir süre içerisinde bu Karabağlar kentsel dönüşüm hayata geçirilemedi. 2007 yılında Bakanlar Kurulu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kentsel dönüşüm yapmak üzere özellikle Karabağlar başta olmak üzere yetki verildi. Ama bu yetkilerden hiçbir tanesi kullanılmadı. 2007. Evet, 2007'den bu yana kullanılamadı. Sadece orası 7 kere ihale edildi. Tamam mı? Yedincisinde de İzmir'de özellikle bir firma, yani prestij İzmir'e, nasıl anlatayım, İzmir'in prestij firmalarından bir tanesi sadece hatıra binaen 291 konutluk bir kentsel dönüşüm projesine girdi. Yedinci ihaleden sonra. Tamam. Yedi kere ihale edildi. İşte hemen burnumuzun dibinde Ege Mahallesi, hemen şurada. Ege Mahallesi şu ana kadar 4 kere ihale edildi. İzmir kimse ihaleye girmiyor. Şunu biliyor musunuz? İşte hemen Gazi Emir'de, Aktepe Emrez'de kimse şeye girmiyor. İhaleye girmiyor. Neye inanmıyor? Çünkü belediye burada bir düzenleme yapamıyor. Kullanamıyor. Yapamıyor yani yetkisini. İşte hemen yanı başımızda Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ'da çok ciddi anlamda kentsel dönüşüm alanları yapıyor. Yapamıyor. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar Belediyesi ile bir araya gelip bu kentsel dönüşüm yapabilmesi gerekiyordu bugüne kadar. Yapamadı ama neden yapamıyor? Çünkü bu vizyon yok, ufuk yok, istek yok. Biraz evvel söze girerken ifade etmiştim. Nasıl olsa İzmirli hemşehrilerimiz bizi seçiyor. Bir şey yapsak da yapmasak da biz seçileceğiz. Risk almaya gerek yok. Oysa bizim Karabağlar'la ilgili kentsel dönüşüm projemizde kimseyi yerinden etmeden, kimseyi mahallesinden etmeden, kimseyi komşusundan etmeden yerinde kentsel dönüşüm yapacağız. Belediyelerle merkezi hükümet bir araya gelecek. Bu kenti Türkiye'de örnek kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirilecek. Karabağlar Belediyesi'nin ve İzmir Karabağlar Belediyesi'nin uzun vadedeki projesi bu olacak. Ama bir başkanlık döneminde bunları yapmak mümkün. Bir başkanlık döneminde bu kentsel dönüşümü hayata geçirmek mümkün. Altını çizerek söylüyorum, yerinde kentsel dönüşüm olacak. Ama bunun için irade göstermek gerekir. Merkezi hükümetle birlikte çalışma iradesi gerekir. Ama şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri, biz bu kente TOKİ'yi sokmayacağız, bu kente TOKİ'yi sokmayacağız. Bununla şey duyuyorlar, yani gurur duyuyorlar. TOKİ, siz işte dönem dönem Ankara'ya gidip geliyorsunuz. Ankara'dan havaalanından indikten sonra, kent merkezine gidip geldikten sonra, Pursaklara gelinceye kadar, Pursaklara geçtikten sonra, eskiden gecekondu gibi, gecekondu olan yerlerin hepsinin şimdi yeşil alanlar, güzel konutlar, geniş bulvarlar, camisi, karakolu, yolu olan konutlarla karşılaşmıyor musunuz? İzmir'de buna layık değil mi? Karabağlar'la hemşehrilerimiz buna layık değil mi? Bunu yapacağız inşallah. 2019 31 Mart'ta İzmir'le hemşehrilerimiz bize yetkiyi verdiklerinde, ki inşallah verecekler, hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde hem de Karabağlar Belediyesi'nde örnek belediyecilikle karşılaşacaklar. Hem İzmir'i hem de Karabağlar'ı Türkiye'nin en güzel, en çağdaş, en modern belediyelerinden bir tanesi yapacağız. Evet, gerçekten İzmir'in ihtiyacı var dediğiniz gibi. İşte yıllar önce geçtiğiniz sokaklardan yine geçiyorsunuz. Tek değişen bir şey bu, sokakların yıpranmışlığı. Değişen, güzelleşen pek bir şey yok. Evet, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum efendim. Böyle güzel sohbetler olunca, hayatta güzel hayaller olunca böyle gerçekleşik, hayır, bunlar yani şey, gerçekleşmesi mümkün olan projeler. Yani bir yüzme havuzu gerçekleştirilebilir, bir sinema gerçekleştirilebilir, olur, tiyatro gerçekleştirilebilir, bir işte yoksulu ve dar gelirliye halkımızla birlikte sosyal market diye adlandırdığımız, işte dar gelirlinin ihtiyacını gelip karşılığı bir sosyal marketi gerçekleştirmek, giysi, yiyecek, içecek olarak karşılamak için bunlar çok büyük kaynak yok. Halkımız bunların nereye gittiğini görürse kendi fikri ve bedeni olarak katkıda sunuyor, sosyal markette hayata geçmiş oluyor. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah umduğumuz hedeflere ulaşırsınız kısa zamanda.
Belediye Başkanı adayı olarak tekrar görüşürüz. Nasip inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, yeni günde gündem burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Bilal Doğan'dı. AK Parti Karabağlar Belediye Başkanı adayı adayı. Biz yeni gün araya sonra kendisine çalışmada başarılar diliyoruz. Ve yeni bir yeni günde gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.